Dün borsalar yine çok hareketliydi. Hisse senedi tarafında işler iyi gitti. Kriptolarda maalesef pek değil. Kriptolar dün epey bir katliam yaşadılar ve arkasında sağlam bir gerekçe var. O yüzden bugün hem Nasdaq borsasında neler olduğundan biraz bahsedeceğiz. Dün çok ilginç gelişmeler yaşandı. Bir yandan da Binance CZ ve Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu arasında yaşanan sorunlara bir göz açacağız. Yeni bir dava açtı Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu CZ ve Binance hakkında ve öyle kolay kolay yenilir yutulur lokma değil. Üstelik sadece etkileri Binance üzerinde değil, altcoin pazarının tamamı üzerinde. Ve beni takip edenler biliyorlar, uzun zamandır altcoinlerden uzak durun diyorum. Altcoinlerle ilgilenmiyorum diyorum. İşte onun sebepleri hızla ortaya çıkıyor. CZ Binance ve SEC arasındaki çatışma aslında Binance'tan çok altcoinleri etkileyecek gibi gözüküyor. Evet, bütün bu ilginç gelişmeleri benden dinlemek istiyorsanız ve hazırsanız başlıyoruz. Piyasaları dün ilk hareketlendiren haber OPEC'in petrol kısıntısına gitmesi haberiydi. Pek çok fenomen hemen üzerine atladı. İşte borsaları düşürecek büyük haber geldi. OPEC Amerika'yı sıkıştırıyor falan dediler. Oysa ben yine bu haberin de içinin boş olduğuna emindim. Neden? Çünkü bu karara OPEC üyelerinin tamamı değil sadece Suudi Arabistan katılıyor. Suudi Arabistan diyor ki var olan kısıtlamalara ek olarak 1 milyon varil daha günlük kısıtlamaya gideceğiz yılın ikinci yarısında. Ama ne Rusya'dan ne diğer OPEC üyelerinden hiç bu konuda ses çıkmadı. Suudi Arabistan bu konuda tek başına kaldı. Ben de dün bu konuda bir tweet attım ve bu kısıtlama güdüktür dedim çünkü Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer OPEC üyeleri katılmıyor. Ayrıca Çin'de Covid sonrası ekonomik canlanma pek beklendiği gibi gitmiyor. Şu videomda anlatmıştım. Ondan dolayı petrole olan talep zaten nispeten düşük. ABD petrol üretimini artırmaya başlamış durumda. Kuyuları tekrar açıyorlar. Pek kimse bilmiyor ama aslında Amerika dünyanın en büyük petrol üreticisidir. Ve bu tip bir baskıya boyun eğmemeyi niyetliler. Önce rezervlerden tükettiler. Şimdi kuyularını tekrar açıyorlar. Ve bir yandan da elektrifikasyon tam gaz gidiyor. Dün yeni açıklanan bir rapora göre ilk çeyrekte satılan her 100 arabadan 10'u dünyada saf elektrikliydi. Hibritten bahsetmiyorum. Hibrit benim gözümde sahtekarlıktır. Saf elektriklerin oranı %10'a varmış durumda. Yani bundan dolayı ben dünkü davranışı pek bir etkisinin olmayacağını eminim. Nitekim dün petrol günü düşüşle kapattı. Yani önce bir yükseldi. Burada Brent petrolü görüyorsunuz da daha sonra günü düşüşle kapattı. Enflasyon üzerinde o beklenen korku olmayacak. Bundan dolayı zaten borsa açana kadar bu haberin etkisi de geçti. Felaket tellallarının eli yine boş kaldı. Peki dün borsa gene bak gitti? Fena değil. Yani Dow Jones beni şaşırttı açıkçası biraz. Çünkü cuma günü bir sürü hisseye doğru artık rally'nin yayılacağına dair işaretler vardı. Oradaki kazançların bir bölümünü geri verdi Dow Jones. Bir düzeltme de olabilir. Nasdaq 100 yukarıda. Nasdaq endeksi eksi 0.09 gibi yani sabit kaldı denebilir. S&P 500'de Eksi 0.20 o da sabit kaldı denebilir. Eh genel borsalar böyle orta şekerliydi ama bizim portföy iyiydi. Bizim portföy derken bu benim YouTube katıl üyelerine anlattığım hisse senetlerinden şirketlerden oluşuyor. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama her hafta bir hisse senedini bir şirketi detaylı ele alıp inceliyoruz. Bakalım neler olmuş orada. CrowdStrike yeni kattık portföye %1.82 artıda. Rocket Lab kıpırdamamış bu ender bulunan bir şeydir. Marathon Digital ve Coinbase'de ciddi düşüş yaşadık dün. Neden? Çünkü Bitcoin'in başına işler geldi, kriptonun başına işler geldi. Bunun detayını biraz sonra gireceğiz. Ali baba ben seni satarım ha bak stoplosuma geliyorsun dediğim günden beri bir haftadır yükseliyor. İyi diyelim. UiPath iyi bir yükseliş var. Özel bir sebebi yok dün yapay zeka hisseleri genelde hareketliydi. Palantir'de %5'lik yükseliş daha geldi. Yani Palantir bir ayda %105, yıl başından beri ise %137 yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Bunun bir sebebi var üzerine duracağız. Ama esas sıçrama daha aşağı yukarı bir hafta önce anlattığım Unity'de geldi. Unity dün %17.16 yukarıya gitti. Önemli bir haber var bunun arkasında. Benim videoyu yaptığımdan bu yana da %26.46'lık yükseliş var. Yani açıkçası her zaman bu kadar net bir sonuç almak mümkün değil. Biz uzun vadeli yatırımı anlatıyoruz. Ayrıca burada da gördüğünüz gibi bazı hisse senetlerin düşmesi de mümkün. Falcı değiliz. Ama dün Unity hakikaten çok ilginç bir gün yaşadı. Nvidia hafif bir düzeltme modundaydı yine. Günü eksi 0.40 ile tamamladı ama hala yılbaşına göre %168 yukarıda. Tesla için iyi bir gündü %1.7 yukarıya gitti. Gerçi kapanıştan sonra bir miktar bu kazancın bir kısmını geri verdi. Bugün neler oluyor göreceğiz. Ama şimdi gelin bazı önemli haberlere bakalım. Özellikle Unity'yi ve Palantir'i etkileyen haberlere. Palantir'deki büyük haber dün büyük bir ihale aldılar. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan 500 milyon dolara yakın bir ihale büyüklüğü var burada. Bu Palantir'i direkt yukarıya attı zaten. Palantir'de böyle ihaleler çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Palantir kurumların veri kullanımına yönelik bir yazılım hizmeti aslında. Bir kere böyle bir kontratı aldıkları zaman 500 milyon dolarlık bir kontratı bu sadece o 500 milyon dolarla kısıtlı olmuyor. Çünkü yıllara sari bir ilişki kurmuş oluyorlar ve genellikle Palantir'in hizmetlerini kullananlar onlardan vazgeçmiyor. İşte dün hisse bundan dolayı ciddi bir zıplama yaptı. Zaten yılbaşından beri çok iyi gidiyor. Bilanço açıklamasından beri süper iyi gidiyor. Dün de kazancına bir %5 daha ekledi. Ama dediğim gibi asıl zıplama dün Unity'den geldi. Bir günde %17 yükseldi. Son bir haftada %27 yükseldi. Demek ki bazı dün gece haberi biliyormuş. Neydi Unity'ye etkileyen büyük haber? Apple dün büyük bir gürültüyle yeni karma gerçeklik gözlüğünü sundu. Karma gerçeklik diyorum çünkü ben aslında artılmış gerçeklik gözlüğü bekliyordum artırılmışlıkla sanal arasında bir yerlerde bu tip gözlüklere karma diyoruz. Muazzam bir cihaz. Biraz sonra biraz değineceğim. Ve dedi ki Apple buradaki 3 boyutlu imaj tasarımları için Unity yazılımını kullanıyoruz. Ve Unity bir anda kendini yukarı doğru attı. Apple'ın o gözlüğü dün lanse edildi ama piyasaya sürülmesi 2024'ü bulacak. O yüzden bu dünkü coşkunun bir bölümü Unity biraz geri verebilir diye tahmin ediyorum. Ama Unity artık dünyanın en enteresan yeni teknolojik donanımlarından bir tanesi olan Apple gözlüklerinin ayrılmaz bir parçası. O yüzden Unity'nin bir dik yukarı gittiğini düşünüyorum. İyi ki anlatmışım Unity'yi. Bu kadar hızlı bir şey açıkçası beklemiyordum ama inancım 3 boyutluk Metaverse bunlar geri dönecek diyordum. Unity'yi anlattığım videoda da Apple'ın bu konudaki çalışmalarından bahsetmiştim. Apple'ın iş işbirliğinden tabii ki haberim yoktu. Öyle bir tiyom yoktu ama teknoloji gideceği yere gidiyor. Bu aslında Metaverse'ün de geri dönüşü olduğuna girdiğini gösteriyor. Dün Apple'ın yaptığı ürün lansmanı bu arada büyüleyiciydi. Şimdi kadar gördüğüm en iyi sanal artılmış gerçeklik gözlük tanıtımlarından bir tanesiydi. Teknolojisi de çok çok büyüleyiciye benziyor. Ben Apple'ın burada iPhone kadar önemli bir ürün lansmanı yaptığını düşünüyorum. Tabi bu konuda görüşler epey karmaşık. Yine insanlar başladılar. Ben bunu asla kafama takmam. Ne olacak insanlığın bu hali? Ben daha evvel başka gözlükleri denedim. Bunun ondan ne farkı var diyorlar. <laughs> mesela bende de var. Oculus 2 var. Yok arkadaşlar bu başka bir ligde bir oyuncu. O yüzden dün epey bir tartışma çıktı hakkında. Apple hissesine pek yaramadı. Dün %1'in üzerinde düşüş var. Çünkü biraz da kısa vadeli traderlar işte böyle lansman günleri öncesinde bakıyorlar ne olacak diye. Dün gelen gözlükle ilgili iki haber onların moralini bozdu. Birincisi gözlük 2024'te ancak piyasaya çıkabiliyor. İkincisi ise oldukça pahalı. 3499 dolar olacak ilk piyasaya çıkacak Vision Pro gözlüğünün fiyatı. Buna benzer diyelim gerçi teknolojik olarak çok farklılar bence. Bendeki Quest 2'nin yeni versiyonu olan Quest 3'ü Meta tanıtmıştı yakın zamanda. Onun fiyatı da 499 dolardı. Aynı şey değiller bunlar ama insanlar kafalarında tabii böyle kıyaslamalar yapabiliyor. Ve Apple'ın ürünün bu kadar pahalı olmasının bu ürünün yayılımı konusunda da bir takım sıkıntılar yaratacağına inananlar var. Ben öyle düşünmüyorum ve uzun zaman sonra ilk kez Apple'ı tekrar yatırım portföyümün içinde görme niyetindeyim. Çünkü burada oyun değiştiren bence bir ürün var ve yepyeni bir platform ortaya konuyor. Bundan ilgili detaylı bir video daha yapacağım ve bugün yayınlayacağım. Mutlaka izleyin. Hem teknolojisinin içine gireceğiz hem de bunun neden çağa atlatacak, yepyeni bir devrime doğru bizi götürecek bir ürün olduğunu detaylarıyla orada anlatacağım de Nasdaq borsasında işlem gören güçlü teknoloji şirketleri, bunların ise senetleri, bunlara nasıl yatırım yapılır? Bunlar neden kuvvetlidir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bütün bu konularda kendi geliştirmek istiyorsanız YouTube katıl üyelerim arasına katılabilirsiniz. 480 kişiyi bulduk. Çok hızlı büyüyoruz. Çok mutluyum bu rakamdan. Açıkçası çok teşekkür ediyorum takdir ettiğiniz için. Oraya da layık olmaya çalışıyorum ve her hafta bir teknoloji hissesini detaylı inceliyoruz. Hatta orada bitesi büyütüp belki iki teknoloji hissesine çıkma niyetim de var. Yakında onu da duyuracağım. Öte yandan maalesef Nasdaq'taki iyi haberlere kripto pazarı eşlik edemedi. Bizim portföydeki Coinbase ve Marathon de bundan olumsuz etkilendiler. Burada görüyorsunuz ortalık kan revan oldu. Bitcoin %3.81 düştü. BNB %7.8. Cardano %6.22. Dogecoin %7.15. Solana %7. Polygon %5.95. Litecoin %5.97. Ciddi bir katliam oldu. Bitcoin benim çok önem verdiğim bir destek seviyesi olan 26.100-26.200'ü çok hızlı kaybetti. 25.500'e kadar indi. Ben bu videoyu çekerken şu anda 25.800'lere yakın bir yerde işlem görüyor. Haberler iyi değildi yani. Bunu yazacak bir şey yok. Ben çok uzun zamandır altcoinlerden tamamen uzak durulması gerektiğini savunuyorum şiddetle. Bunun sebebi dün Binance'a açılan davada kendini gösterdi. CZ, Binance'ın kurucusu, kripto pazarında en çok üzerine tartışılan isimlerden bir tanesi gerçekten. Amerika CZ'yi bitirmeye kararlı. Yani bundan çok emin olun. Bütün her şeyi buna göre yapın. Bu şu anlama gelmiyor. Bu açılan davalar Binance uluslararası kapanması neden olmayabilirler. Çünkü Amerikan kanunlarının etkisinin dışında kalan bir yer orası. Ama Binance US diye aynen bizdeki Binance TR gibi bir operasyon var. Orası bence yakında tamamen kapanmış olacak diye düşünüyorum. Ayrıca CZ hakkında ceza davaları açılacağını, CZ'nin uluslararası alanda sıkıştırılacağını da düşünüyorum. Öte yandan CZ'nin arkasında gizli olarak da olsa Çin var bence. Bundan dolayı Binance öyle yok falan olmaz. Öyle bir yerden bakmıyorum meseleye. Ama açılan dava ciddi bir dava ve bu davanın etkisi sadece Binance borsası üzerinde değil aslında altcoin pazarı üzerinde de bomba etkisi yaratacak türden. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Geri Gensler dün bir tweet attı ve dedi ki CZ'ye ve Binance'e 13 ayrı dava açıyoruz. İçinde de her şey var açıkçası. Yani bu arada son derece mide bulandırıcı davalar azıcık olsun gerçeklik payı varsa da ben de CZ'nin cezalandırılması tarafındayım. Ben zaten takip edenler var uzun zamandır keşke Binance'ın olmadığı bir ekosistemde olsak diyorum. Biliyorum Binance'ın bu ekosistemden çıkarılmasının çok büyük maliyetleri olur bize ama ben yine de böyle tercih ediyorum. Çünkü bizim kriptodaki merkeziyetsizlik fikrimize tamamen aykırı bir yapı. Artık CZ'nin ne yaptığını ben anlamıyorum. Şirket nerede bilmiyoruz, hangi kanuna tabi bilmiyoruz. Çin arkada ne oyunlar döndürüyor bilmiyoruz. O yüzden geri gelenlere ben haklı veriyorum. Ama hak verdiğim yön Binance ile ilgili bölümü. Genzer daha da ötesine gitti ve alt saldırdı dün. Binance hakkında açılan davalardan bir tanesi, Binance'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde izinsiz olarak menkul kıymet kategorisine girecek coinlerin ticaretine izin verdiği yönünde. Onun dışında yolsuzluk var, kendisine emanet edilen paraları, kendi amaçları için kullanması var, başka bir sürü kriminal mesele de var ama burası benim daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü diyor ki gençler davalardan bir tanesinde Solana, Ada, Matic, Atom, Sent, Mana, Algo, Kati, BNB ve BUSD gibi pek çok altcoin birer menkul kıymettir. Bundan dolayı da Amerikan sermaye piyasası kurallarına tabidir. US Binance bizden izin almadan bunların alımına, satımına izin veriyor. Bu yasaktır diyor. Yani bir sürü kriminal suçlamanın dışında böyle bir de teknik konu var. E bu tabii kötü haber. Ben bunu ara mesela adayı severim oldukça. Daha evvelde birkaç videoda anlatmıştım. Ama bunların hepsine birden saldırı geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu FAT. İşte dün hemen gördüm Twitter fenomenleri bu FAT'tır. Yani boş hikayeleri. Daha evvelde bu yapıldı. Bu aralisi öncesi böyle haberler çıkar. Ciddiye almayın falan. Öyle değil arkadaşlar. Bu işi ciddiye almanız lazım. Binance kapanmaz. Bitcoin çökmez ama altcoin'lerde sorun büyür. Ripple yani XRP örneği var önümüzde. Ripple'a zamanında Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu dava açtı. Dava 3 yıldır sürüyor ve görüyorsunuz Ripple'ın performansı burada. Evet son aylarda biraz geriye doğru geliyor çünkü dava olumlu gidiyor gibi. Ve bu davadan olumlu bir karar çıkarsa bu bizim diğer altcoin'lerimize de olumlu yansır. Ama dava henüz bitmedi ve davanın ne kadar uzun sürebildiğini görüyorsunuz. Üçü yayılmış. Benim tahminim Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu Binance davasından sonra burada adı geçen altcoin'lerde davalar açacak. Ve önümüzdeki 2-3 yıl sürecek bunlar. Bu davalar uzun sürüyor çünkü teknik olarak anlaması zor davalar. Amerika'daki yargıçlar bu işe ne kadar kavruyor anlamıyorum. Hukuki bir mücadele bu. Ve ki oldukça arkasına güçlü bir hukuk kadrosu olmasına rağmen 3 yıldır sürüyor. Dün fenomenleri dinliyorum. Bir kısmı gayet gerçekçi ama bir kısmına bir şey değil. Fat bu geri gelirler, bu ayı durduramazlar falan diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü iki taraftan birden kuşatılmış durumdayız. Bir tanesi dünyada en çok bitcoin ticareti, kripto ticareti yapılan borsanın başı dertte. Kapanmayabilir ama operasyondan olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Dün de bir miktar bitcoin çıkışı olduğunu biliyoruz o borsada ve diğer kripto olan çıkışı olduğunu. İkincisi de altcoinlerde böyle bir sıkıntı var. E şimdi düşünün Amerika'da kurumsal yatırımcı böyle bir şey yanaşır mı şu anda? Ya anlaşmaz. O yüzden ben cumaları sahki sahki Bitcoin almaya devam ederim ama altcoinlerden uzak dururum. Bir miktar Ethereum'um var, bir miktar Avax'ım var, azıcık adam var ama çok önemli miktarlarda değiller bunlar. Bitcoin e ama hala inanıyorum. Keşke şu Binance ve sizi gürültüsünden bir kurtulsak da işimize baksak. Tabi bu arada Amerikan sermaye piyasası kuruna ve genzerde kızmamak da mümkün değil. Çünkü diyorlar ki bir yandan bunlar menkul kıymettir. E diyorsun ki ben yeni kripto çıkaracağım. Menkul kıymet vaksana sana başvurmak istiyorum. Orada bir yol haritası da vermiyorlar. Yani gençler kararlı kriptoyu öldürmek istiyor aslında Bitcoin hariçinde. Tabii yanılabilirim. Kripto pazarı hareketli bir pazar. Ama ben şu anda o riski almaya değmez diye düşünüyorum. Bitcoin'e devam altcoinlere No devam. Bugünkü haberlerde böyle. Umarım yararlı olmuştur. Bugün inşallah yeni bir video daha yapacağım. Orada da Apple'ın bu yeni gözlüğünün üzerine duracağız. Çok büyük bir mesele bu hakikaten. Pek çok sektörü etkileyecek. Dün Unity üzerindeki etkisini gördük ama başka hisse senetleri üzerinde etkisi de olacak. Yeni bir iPhone anıyla karşı karşıyayız. Bunun detaylarını bir sonraki videomda gireceğiz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir like süper olur. Henüz katılmadıysanız lütfen kanalıma katılın. Yorumlarınızı ve sorularınızı da heyecanlı bekliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.